Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Mesih ile ilgili 5 tane sorumuz var. Çıkabilecek muhtemel soru tipleridir bunlar. Dikkat ediyoruz. Soruları dikkatli okuyoruz. Bakalım 5'te 5 beş yapabilecek misiniz? Bakalım durumunuz nasıl? Çoğu öğrencim zaten eminim konuları bitirmiştir. Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bir bakalım. Şöyle bakalım ilk sorumuza şimdi. Ne diyor? 25 Temmuz 1923'lü tarihli 1923'lü tarihli ne ya? 25 Temmuz 1923 tarihli Hakimiyet Milliye gazetesinde bayram içinde bayram başlığıyla imzalanma haberi verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisi olabilir? A baktığımızda Moskova, B şıkkı Mudanya, C şıkkı Lozan, D Montreux, E ise bize karşı vermiş. Sevgili arkadaşlarım eğer zamanınız olursa bu antlaşmaların tarihlerini öğrenin. Niye biliyor musunuz? Şimdi bayram içinde bayram diyor. 25 Temmuz'u vermiş. Ondan bir gün önce hangi antlaşma imzalandı biliyor musunuz? Yani 24 Temmuz 1923 yılında. O yüzden tarihleri bilirseniz sizler için daha basittir ama sizlere açıklayacağım bunu tabii ki. Cevabımız Lozan. Moskova Antlaşması. Sovyet Rusya ile yapılan antlaşmadır. Tarihimiz 16 Mart 1921 yılıydı ve TBMM büyük bir müttefik kazanmıştı burada. Mudanya, Soğuk Savaş dönemi sona ermişti. Bununla beraber İstanbul, Trakya ve Boğazlar kurtulmuştu. Tamam 3 bölgemiz kurtulmuştu. Montreux Boğazlar Sözleşmesi. 1936 yılında Boğazların tüm hakimiyeti Türklere veriliyor. Kars Antlaşması ile Doğu sınırımız kesinlik kazanıyordu. Lozan'a bayram içinde bayram denilmiştir. Çünkü Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra Sevr Antlaşması geçerliliğini yitirmiş ve ondan sonraki süreçte yani 29 Ekim 1923 yılında artık Türkiye Cumhuriyeti resmen kurulacaktı. Cevabımız C şıkkıdır. Gelelim Diğer bir sorumuz da şimdi. Şöyle. İbrahim Müteferrika ilk Türk matbaacısı. Bakalım ne demiş. Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika'nın tarih boyunca bazı istinadlar yüzünden yazma eserler yok olmuştur. Doğru düzgün yazı yazacak hattatların sayısı giderek azalmaktadır. Bu nedenle yazmaların birçoğu yanlışlarla doludur. Sözünde gereksinimini vurguladığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi İbrahim Müteferrika burada neyin gerekliliğinden bahsetmiş onu bulacağız. Diyor ki istilalar yüzünden yazma eserler yok olmuş. Hattatların sayısı da azalmıştır diyor. Burada neye ihtiyaç var? Tabii ki matbaaya ihtiyaç var. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Bakalım Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi hayır. Böyle bir yorum yapamıyoruz zaten. Medreselerin kurulması. Medreseler zaten vardı. Hat sanatının önemsenmesi. Hat sanatı önemseniyor. Ancak sayıları azalıyor burada. Doğu eserlerinin tercüme edilmesi. Hayır, matbaanın kullanması Larde devrinde biliyorsunuz ki ilk matbaa kuruluyor, batıdan alınıyordu. Cevabımız E şıkkı. Umarım bunu yanlış yapmamışsınızdır. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Şöyle son iki soruya birazdan geçeceğiz zaten. Onlara dikkat, ama çok dikkat ediyoruz. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde 3 Kasım 1839'da ilan edilen tanzimat fermanında aşağıdaki konulardan hangisinde yönelik düzenlemeler yoktur? Sizlere biraz bilgi vereyim. Tanzimat dönemi Padişah Abdülmecit döneminde yayınlanan bir fermandır. Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa okumuştur. Dinliyorsunuz beni değil mi? Padişah Abdülmecid Abdülmecid Abdülmecit döneminde Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunan bir fermandır bu sevgili arkadaşlarım. Bunu not tutabilirsiniz. Tamam mı? diyor ki hangisine yönelik düzenleme yoktur? Bakıyoruz. Askerlik süresiyle ilgili düzenleme var. Tamam sevgili arkadaşlar. Vergi adaleti var. Herkesten eşit vergi alınacakta. Can güvenliği var. Zaten hak, hukuk ve adaletten bahsediliyor fermanda. Özel mülkiyet var. Yönetime katılma diyor. E sevgili arkadaşlarım yönetime katılma meşrutiyet de gerçekleşmiyor muydu? Şöyle yazayım sizlere. Birinci meşrutiyetin ilanıyla halk padişahın yanında yer alıyordu. Tanzimat da değil sadece tanzimat önünü açıyor. Cevabımız D şıkkıdır. Gelelim. Ha, ha. Şimdi sevgili arkadaşlarım ben buraya yıldızı atıyorum. Dikkat ediyoruz ha. Şimdi soruyu size bırakıyorum önce. Bakalım yapabilecek misiniz? Bilgisi olan yapar bunu zaten. Atatürk döneminde şahsiyetlerinden hangileri başbakanlık görevinde bulunmuştur? Şimdi Cumhuriyet ilan edildikten sonra kabine sistemine geçilmişti. İlk başbakan kimdi? İsmet İnönü. Zaten ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'di değil mi? Bir olmayan yerleri eledik direkt. Tamam. Atatürk'ün son dönemlerinde başbakanlık yapan kişi Celal Bayar'dır. Üç olmayan yerleri eleyelim. Gitti gitti. Ali Fethi Okyar ilk meclis başkanımız olarak bilinir. Ve bununla beraber başbakanlık görevi de yapmıştır. Cevabımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Bunu not tutun. Bunu not tutun. Buna dikkat ediyoruz. Gelelim. Son sorumuza. Bu soruyu dikkatle okuyoruz. Hemen atlamıyoruz. Dikkatle okuyoruz bu soruyu. Özellikle soru kısmına, soru köküne dikkat ediyoruz. Tamam? Soru kısmına dikkat ediyoruz. Mustafa Kemal Nutuk'ta bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için üç türlü karar ortaya atılmıştı. Bunlar İngiliz himayesini istemek, Amerikan mandasını istemek ve bölgesel kurtuluş yolları aramak. Aramak da demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu durum ve koşullar, koşullar olarak kastettiği gelişmelerden biri değildir. Şimdi Mustafa Kemal Samsun'dan sonra Havza'ya çekilmişti sevgili arkadaşlarım. Ve aklında 3 düşünce belirli, belirmişti. Biri İngiliz himayesi, biri Amerikan mandası, biri de bölgesel kurtuluştu. Kurt Hangisini seçmişti? Bölgesel kurtuluşu seçmişti değil mi? Şimdi Mustafa Kemal diyor ki, bazı durum ve koşullardan bahsetmiş. Bakalım. Mondros Ateşkesi'nin imzalanması durum ve koşul mudur? Durum ve koşuldur. O yüzden artık ne yapılacaktı? Direniş başlayacaktı. Azınlıkların ayrılışçı faaliyetlerde bulunması, azınlıkların Türkler üzerindeki baskısı durum ve koşuldur. Belli bölgelerde milis kuvvetlerinin ortaya çıkması burada Kuvayi Milliye'den bahsedilmiş. E Kuvayi Milliye sizce olumlu mu olumsuz mu? Tabii ki olumludur. İstanbul hükümetinin teslimiyetçi tutum takınması, durum ve koşul, anlaşma devletlerinin işgallere başlaması. O yüzden bir risk güçler ortaya çıkıyor zaten. Cevabımız burada C şıkkıdır. Kuvayi Milliye olumsuz olarak gösterilemez zaten. İşgallere karşı koymak istiyorlardı. Sevgili arkadaşlarım sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım 5'te 5 yapmışsınızdır. Elimden geldiğince sizlere bilgiler vermeye çalışacağım yine. Bir paylaşım daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın. Düğü ve düşüncelerinizi yorumda üretebilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Benden bu kadar. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.